Buraya biz 10 oyuncudan yoksun geldik. Ama hiçbir zaman oyuncularımız eksik diye ben bahanelere sığınıp bunları basın toplantılarında dile getirmedim. Geçen hafta Sivas maçında kaybettiğimiz maçta dahi oyuncularımı tebrik ettim, mağlup olduğumuz halde. Buraya Kayserispor maçını hafta içi çok iyi, teorik anlamda, taktik anlamda çok iyi oyuncularımı hazırladım. Çünkü sonuçta pratikte sahada çalışıp fazla bir zamanımız yoktu. Ama sezon başından bugüne kadar her mevkide oyuncularımın nasıl oynayabileceklerini çok iyi çalıştık. Onlara bunları çok iyi anlattım. Mesela rakip 10 kişi kaldığı andan itibaren 6 numara oynayan Marko ile Uğur'u çift santrafor oynamalarına talimatını verdim. Oğuz'u tek ön libero'da bırakıp Amiri de 10 numara pozisyonda, bekleri de kanatlarda öne çıkartarak maçı çevirmek için bütün elindeki imkanlara dahilinde hamleleri yaptım. İkinci golde özellikle biri stoper, biri 6 numara. Nereye nasıl koşu yaptıklarını iyi irdelerseniz kendi mevkisinde olmayan oyuncuların dahi nasıl gol attığımızı çok net görebilirsiniz. Biz bunları kendi mevkisinde olmayan oyuncularımız dahi olsa elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde her mevkide kullanmak istediğimiz için çok çalışıyoruz. Çok çalıştık. Bugün de onlar da çalıştığımız gibi ellerinden gelen en güzelini yaptılar. Hatta birden sonra Uğur, Marko geri geleyim mi, merkeze geleyim mi dedi. Hayır dedim, birden sonra artık bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hücum oynayacağız. Hücumda pres yaparak, merkeze kalarak bir 6 numara, bir de stoper Uğur'la beraber kanattaki oyuncularımız, beklerin de hücuma vereceği destekle maçı kazanmak için elimdeki imkanlar dahilinde bütün hamleleri yaptım. Onlar da buna çok güzel cevap verdiler. Bugün iyi futbol oynayarak, baştan sona iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek 1-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik. İnancımızı kaybetmedik. Birbirimize olan saygımızla, inancımızla bugün gerçekten çok önemli bir 3 puan aldık. Bu 3 puanı sahada gerçekleştiren, mücadele eden oyuncularıma, aramızda olmayan sakat ve hasta oyuncularımıza, Konyaspor camiasına ve taraftarlarımıza armağan ediyorum. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz kazanamamanın verdiği stres sahada oyuncularımızı biraz etkiliyor. Ama bugün oyunun ilk yarısında 2 tane topumuz direkten döndü. Bir gol attık. Takım toparlandı. İlk yarı pozisyon da vermedi. İkinci yarı kırılma anı bence Elon'un ikinci sarı karttan atılması. Defalarca izledik. Artık da çok da konuşuyoruz bu hakem hatalarını. Sonrasında Pedro'nun bir penaltısı var. Nasıl olacak, nasıl çıkacağız bu işlerin içinden bilemiyorum. Yani iyi yapmaya çalıştığımız bir dönem içerisinde saha içinde karşınıza bu engeller çıkıyor. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Büyük bir bölümünde de yapıyorlar, başarıyorlar. Çok sık aralıklarla maçlar var biliyorsunuz. Artık şu andan itibaren bir tane daha önümüzde 3 gün sonra bir maçımız var. Toparlanıp o maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Soru var mı? Teşekkürler. Teşekkürler.